Ronald Kessler tarafından kaleme alınan CIA Savaş'ta adlı bir kitap bugünlerde çok revaçta. Kitap yaptığı ifşaatlar nedeniyle öylesine sonuçlar doğurdu ki CIA Başkanı George Tenet istifa etmek zorunda kaldı. Eser oldukça ilginç ve çarpıcı şeyler anlatıyor. Örneğin kitap CIA'nin yumuşak dini mesajlar vermeleri ve Amerikan karşıtlığını gidermeleri için etkili bazı sözüm ona İslam sıfatlı dini liderlere para ödediğini ve desteklediğini belgeleriyle ortaya koyuyor. The CIA at War, CIA savaşta, İslam'da herhangi bir kişi dini lider olarak adlandırılabilir diyor ve ekliyor. Bu yüzden CIA kendisine bağlı sahte dini liderler yarattı. Sanıyoruz ki bu bilgi epeyce düşündürücü değil mi? Sahte dini lider kavramının altını bir kez daha çizerek şimdi de şu satırlara dikkat kesilelim. CIA kendilerini din adamı olarak tanıtan ve Müslüman olmayanlar hakkında yumuşak dini mesajlar verecek görevlileri öne çıkardı. Şimdi bu çalışmanın başından itibaren anlattıklarını, dokümanları hatırlayalım ve Kessler'ın kitabında sahte din adamı, görevli, yumuşak dini mesajlar verecek lider gibi sıfatlarla anlatılan tüm bilgileri ekleyerek kritik soruyu soralım. Amerikan sevgisini, buna açılan yol demek olan Hristiyan-Yahudi aşkını topluma aşılayan, CIA'in desteklediği, yumuşak mesajlar veren sahte din adamı ve görevli acaba kim olabilir? Hristiyanlar için cennete girecek diyen, daha 1. Körfez Savaşı'nda Saddam'ın güç bela attığı birkaç füzeden yaralanan İsrailli çocuklar için sabahlara kadar uyuyamadığını itiraf eden İslam dünyası ve Müslüman kavramını böyle bir coğrafya yok, kendi doğrularıyla yaşayan insanlar var diyerek bir kalemde silip atan, İslam coğrafyasının işgali için bir tek ciddi kelime ederek itiraz etmek yerine ülkelerini savunan Müslümanları terörist olarak nitelendiren, daha da ötesinde tüm bu işleri kotaran ülkenin kucağında yatan bir Rabbin aciz kuluna işaret etmiyor.